Ağzını bile açmadı. Sanki hiç konuşulmamış gibi bu konu. Evet. Ben geldiğimde uyuyordu zaten. Ay bilmiyorum Güney, bilmiyorum. Konuşacağım işte tekrar. Tamam canım. Tamam hadi öpüyorum. Ararım ben seni. Ay dur kahve taşıyacak. Anne. Hadi gel kahve yaptım içelim ama kız karşılıklı. Koy şöyle. Oh, mis gibi toprak kokmuş burası. Kaldığımız villanın bahçesinde bir çiçekler var. Görmen lazım böyle rengarenk. Glöğül mü diyorsun sen hani bir şey diyorsun. Bir çiçek var hani çok güzel. Onlardan her tarafta. Sonra bir görsen her taraf yemyeşil. Tesis muhteşemdi. Yok yok, o kadar şık ki, çok lüks. Cumartesi gelsinler. Kim? Hani gelsinler mi gerçekten, ha? Akacak kan damarda durmaz, ne yapalım? Annem, çok teşekkür ederim, çok. Dizlerini yere sürtmeden öğrenemeyeceksin, değil mi? Çok teşekkür ederim anne. Benim söylememle olmuyor. Yaşa kendin gör. İnşallah ben haksız çıkarım. İnşallah. Çok mutlu olursun. Çok mutlu olacağım. Gör bak. İyi, tamam. Kahve? İlerideki Fikriye Hanımların da o zaman. Eline sağlık yavrum. Şimdi eczanenin üstünde oturuyorlar ya. Onlarındı. Allah rahmet eylesin. Bünyamin Bey bahçesini çok severdi. Bahçesinde dut ağaçları, elma ağaçları, silme. Bütün sokak mis gibi elma kokardı. Bizimkiler ne zaman kaybolsa dut ağacının tepesinde bulurdum onları. Kuzeycik. Az sopasını yemedi rahmetli bir yerindeki. Kuzeyciğin uykusu geldi. Doğru, birazdan bayılacak. Hadi oğlum bahçe ne olacaksa olsun bir an. Apartmanlar dik dibe. Evet, çok az bahçeli ev kaldı. Lafı uzatmayalım. Pardon, buyurun. Yani bizim hanımın çenesi açıldı mı... ...niye geldiğini, nereye geldiğini unutturur insana. Doğru, doğru. Sade'de gelelim, Sade'de gelelim. Ben Karadenizliyim. Bizde aile çok önemlidir. Hepimiz için aile çok önemli. Tabii tabii. Öyle de. Yani çocuklar bir adım atmışlar. Birbirlerini de iyi tanıyorlar. Seviyorlardı tabii. Ben mi konuşacağım, sen mi? Pardon. Tabii buyur. Yani onlar bir karar vermişler. Ama adet yerini bulsun diye biz de görevimizi yapalım. Efendim, Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğlumuz Güney'e, kızınız Cemre'yi isteyelim, olsun bitsin. Ben Allah'a her zaman kızıma iyi yazılar yaz, iyi insanlarla karşılaştır diye dua ettim. Sıkıntı yüzü görmesin, mutsuz olmasın diye. Amin. Her anne için evladı çok değerli tabii ama Cemre benim için her şey demek. Nefesim o benim. Biz onunla beraber büyüdük sayılır. Ne kadar büyük sıkıntılar çektiğini. En büyük şahidi Cemre.
Kolay getirmedim onu bugüne. Hep öyle. Bu birbirlerini tanıyorlar lafı da palavra. Aynı evin içine girmeden kimse kimseyi tanıyamaz. Böyle olsun bitsin demekle de kolay kolay olmuyor hiçbir şey. Yani keşke olsa da. Keşke. Gönlüm, hislerim bu kadar acele etmemelerini söylüyor ama işte kızımı mutsuz etmek istemiyorum. İşte ne diyeyim, vermiş bir karar. Ben de saygı gösteriyorum. Her zaman da onun arkasında olacağım. Arkasında, yanında. Onu hiç ezdirmeyeceğimi de bilmenizi isterim. Böyle bir şey olmayacak zaten. Bunu söz olarak kabul ediyorum. Tamam. Merak etme. Sizin için Cemre ne demekse benim için de aynı. Onu çok seviyorum. Mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Merak etme. O zaman hayırlısı olsun. Verdin mi yani? Ben vermeye kıyamıyorum. Sen gidiyorsun. Hayırlı olsun o zaman. Güney. Verdiğin sözleri unutma hiçbir zaman. Tamam. Merak etme. İkimizin de ilk mürüvveti. İyi günler olsun inşallah. Tebrik ederim. İyi biraz kayınço. İnşallah. Hayırlı olsun. Yüzükler nerede? Hayırlı olsun kızım. Sağ ol. Sağ ol. Hayırlı olsun oğlum. Al. Hayırlı olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.